Herkese günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, ben yine favori bir yerimdeyim. Saatlerimiz maşallah 9-10 geçiyor. Ben yarını bir yarım saat önce gönderdim. Şimdi kalkacağım, güzel bir çay suyu koyacağım. Yarını gönderdim, Miram'ın karnını hemen doyurdum. Şimdi sıra büyüklerde ama ben evde kahvaltı yapmayacağım çünkü Nigar'la dün konuştuk. Konuştuk ve bir plan yaptık. Dışarıda kahvaltı yapalım diye. Ondan sonra Cima işte bayağı bir uzun uzun konuştuk. Bugün saat sabah işte birazdan gelecek. Birazdan dediğim yani saat 11 gibi gelecek, beni alacak. Kemer'e geçeceğiz, kahvaltımızı yapacağız. Oradan beni sonra saat 1 gibi fizik tedaviye bırakacak. Yani böyle sabahın erken saatler, hani son zamanlarda böyle Nigar'la plan yapıyoruz, sonra kısmet olmuyor bir türlü. Sabah saat 8 gibi falan kalkıp diyor, Kuzi diyor, bak diyor, kesin değil mi? İptal değil dedim. Yok dedim aşkım, iptal değildim. Yani tabii ki Allah nasip ederse yine daha 2 saat falan var, İptal olmaz diye düşünüyorum. Şu niye kurumuş kız? Şuna bakın, bu solmuş. Neden? Sen de mi solacaksın? Ha, solma ya. Hep toprak moprağı da dökülüyor. Şimdi hadi gidelim. Şahin'e ben çay suyu koyayım. Ona güzel bir tost yapayım. O karnını doyurur. Dün gece yakmıştım bakın. O karnını doyursun. Ben de güzelce Nigar'la kahvaltımı yaparım. Evim temiz. Sadece yukarıda yataklar toplanacak. Bu da sıkıntı değil. Şu camı hepsini açmayacağım. Sadece aralıklı yapacağım. Bu niye düşmüş kız? Ha, işte yapışkanında böyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. Neyse, buna başka bir çözüm bulacağız. Bulamasak da yapmayacağız. Şunu şöyle açtık mı? Ya da açalım, biraz güneş baksın. Şu şekil. Hava güneşliyken açalım. Niye düşmüş acaba? Bu arada dün gece ben ilaç kutumu getirdim, oraya koydum arkadaşlar. İlaç lazım olduğu zaman, ki lazım olmaz inşallah, oradan alırız. Bu şekilde. Hadi bakalım. Şimdi dediğim gibi evim temiz. Akşamdan yapıp yatmanın. Ay şu cam var ya. Ay şu camdan. Utanıyorum size böyle göstermeye ama. Meyvelerin son kalanını da dün dolaptan çıkardım. Dolabımı bu arada dün yerleştirdim. Buzdolabını. Pazar alışverişimi yerleştirmek için dolapta yer yoktu. Boşalttım. Düzenledim. Temizledim. Böyle şimdiki. Hadi bakalım. Çay suyu koyayım. Ondan sonra yukarıda 2 dakika şey yapayım. Nedir onun adı? Nedir kız onun adı? Yataklarımı falan toparlayayım. Bu şekil. Ne yapıyorsun? Başta çok güzel tutuyordun. Kusura bakma. Neyse. Kahvaltı hazırladım. Yiyor. Ben de çıkacağım bir yarım saate. Aldım, ben yaparsın. Bir tane ekmeği yaptım. Çoğunluğuna. Bu kadarcık da kendim ama. Bak, bayat ekmek de ne güzel oldu. Toz zaten bayat ekmeğinde güzel oluyor bir tane. Ben buluşma noktasına doğru ilerliyorum. Nigarlarla karşılaştık bizim evin orada. Oradan sonra onlar motorla geldiler. Yani o beni de Şahin bıraktı. Miram uyudu. Bakayım şimdi geldiler mi? Saat de bayağı şey oldu ya. 11.30. 1.5 saatimiz var. Marina'ya bakar mısınız? Hadi bakalım. Şurada ilerideymiş. Tarifine göre. Bakalım. İnşallah gelmiştir. Aramadığına göre gelmemiştir. Çünkü Asiye vardı yanında. Görümcesinin kızı. Onu bir yere bırakacağım dedi. Büyük bir ihtimal Nigar gelmedi daha. Gelseydi beni arardı.
Hadi bakalım arkadaşlarım şimdi. Güzel bir gün geçme dileğiyle. Zaten fazla zamanımız yok. 1,5 saatimiz var. Sanırım şurası ya. Ha. Deniz Kafe burası mı acaba? Şahin'in tarifine göre burası. Melek var ya. Ama yine de tam emin değilim. Ay şu görüntünün güzelliğine. Hadi bakalım. Denize sıfırmış. Miran da uyumasaydı birazcık deniz şey yapardık. Şimdi evet, Deniz Kafe burası. Buldum ama Nigar'ım yok. Ben bir Nigar'ı arayayım. Ondan sonra Jim arkadaşlarım. Şimdi Nigar olsaydı motorla buralara kadar gelir miydi sizce? Şurada bir arayalım da bakalım. Fazla zamanımız yok. O kötü işte. Mesela bugün, dün mesela fizik tedavim yoktu. Ama bugün fizik tedavi var ya. O yüzden fazla bir zamanım yok. Şurada hemen Nigar'ımı arayayım bakayım. Hava da mis mis. Nigar'ı aradım. Büyük ihtimal motorun üstündedir. Cevap yok. Bakalım. Şurada bir oturayım da bir 2-3 dakika belki geri dönüş yapar. Bugün de gerçekten buluşamasak artık bunun altında artık bir şey arayacağım arkadaşlar. Kızla bir türlü buluşamıyoruz. İşin kötü tarafı ta Kemer'e kadar geldim şimdi. Mesela benim saat 1'e kadar zamanım var. Onun da saat 2'ye kadar. Çünkü 2'de Aras'ta okuldan çıkıyor. Onu da alması lazım. Böyle bakalım. Taşın üstüne de oturdum. Bayağı da serin. 12'ye 20 var. İnşallah buradan kalkıp da kendim tek başına yürüyerek şeye inmem. Soğuk taşın üstü. Bir kez daha arayayım da. Ama iki defa aradım. Sessizde mi ki acaba telefonu? Hı? Gelmiş olsaydı o beni arardı. Gelmediğine göre, aramadığına göre aramadı. Şey, aramadığına göre gelmemiştir. Ben de arıyorum, bakmıyor. Sizce? Hadi Nigar'ım. Ben bir kez daha arayayım arkadaşlar. Sonunda kaçak geliyor. Nigar. Dedim bu kız kesin dedim. Bu sefer de buluşamazsak dedim. Ben bunun altında bir şey arayacağım. Günaydın. Çok özür dilerim. Biraz geç kaldım. Ben de yeni ama geldim de. Herhalde zamanlama harikaydı. Zamanlama harika da. Ay. Fazla zamanımız yok. Yürü. Aynen aynen. Zaten iki oldu. Bakın aşkım. Günaydın bir tane. Bakın hadi gel gidelim. Bu da uyudu tane. Güzel haydi. Güzel. Yatıyor yatıyor hanımın kızı. Boş ver uyusun. Hadi gel bakalım kızım. Neyse sonunda buluşabildik. Nihayet. Şuraya geldim dedim. Sen burnuna şey mi yaptırdın? Ne? Bu ne güzellik. Ne burnumu? Burnunu kaldırdın mı? Şey mi yaptırdın? Sen var ya boşuna gülüyorsun. Hayır. Doğruyu söyle bana. Hayır. Burun niye kalkmış? Burun kalkmış mı? Yok kız. Kız bu ne? Yok yok bir şey var. Vallahi neyse. Yok ya. Tövbe estağfurullah. Ben de diyorum ki Feride benimle bir türlü görüşmek istemiyor. Operasyon geçirmiş. Tövbe cidden ya. Yok kızım vallahi yok. Her kız o burun. Bir baksana okkalı. Bir yan yana koy hele. Benim burnuna bak, bile seninkine bak. Bak benimki aşağı. Lan burun zaten yaşlandıkça aşağıya düşer ya, seninki niye kalktı? Çünkü operasyon yaptırdın. Yok anam yok. Şimdi. Aha şurası. Ah, hadi bakalım evet, arkadaşlarım. Buraya geliyoruz da tadil yapsam bu ne düğünü? İnşallah tamam. Düğündür. Hadi bakalım. Ben de anlıyorum. Ne oldu Nigar? Sesler biraz rahatsız ediyor ama. Şimdi Nigar.
Benimle ilgili varsayımlarını alalım lütfen. Ben nasıl biriyim? İkisine göre değişir. Kibirli. Kendini yok. Beğenmiş. Ben bana göre mi yorumlayayım? Sen kendine göre şu an yorumla. Başkaları sen... beni ilgilendirmez. Ben gördüğüm kadarını söyleyeyim sana. Şu an sen karşımdasın çünkü. Ağzımın yarısı acıyor. Geçmiş olsun alırım bu arada. Burnu hep şeyden çıkın sen. Felaketim yani. Hastayım, stresli dönemler. Bana iyi geldin. Teşekkür ederim. Ne demek, i̇yi ki her geldin. Zaman. İyi ki varsın. Bu arada lafını bölüm. Bu arada fizik tedaviyi bugün erteledim arkadaşlar. Abi kızı yalnız bırakmadım. Birazcık ihtiyacımız vardı buna. O yüzden iyi ki varsın. Tekrardan teşekkür ederim. Bu arada benim ısrarım değil. Yok canım, şey değil. Ya ben aradım, saatini de değiştireyim isterseniz dedim. Onlar dediler yok dedi. Benim yaptığım hareketleri evde yap. Tamam. Yani bugün öyle. Ya çıkmışken zaten bir saat hemen geçecekti be kuzi. Şu an çoktan ayrılmış olacaktık. Çok geç buluştuk aynen öyle çünkü işte orası burası falan derken. Neyse devam et. Varsayımlar. Feride'ciğim. Hayatım söyle bakalım canım. Uyuyor mu? Aynen. Uyuyor, ağzım açık uyuyor hem de nasıl? Bu şurayı kapatayım. Sanırım menengiç kahve. Söyle buyur, seni dinliyorum. Evet, çok fazla görüşemiyoruz. Çok fazla birbirimize gidip gelemiyoruz ama kalpler... Gönüller bir olsun. Gönüller bir. Neler kaynattığımızı WhatsApp'tan bir duysalar. İyi ki varsın hayatım. Gerçekten. Hani ne demek? Her zaman. En iyi zaman. Sevdiğim, anlaştığım kuzenlerimin başında geliyorsun. Başta Emine, sonra sen. Herhalde öyle ya, o kadar. Kardeşim, gelinim, Emine ve sen. Yani en ciddi olan olaylar bunlar. Tabii canım, yakın gördüğün herkesle farklı oluyor. Sen kaliteli bir kadınsın. Güçlü bir insansın. Benim bazen bugün böyle... kendimle ilgili çok güzel şeyler duymaya başladım. yok hani senin hoşuna gitsin diye söylemiyorum bu arada. Amacım da o değil. Gerçekleri konuşmak gerekirse, ki ben her zaman gerçeklerden yanayım. Sen seni insanlar nasıl görür, nasıl tanır ya da nasıl yorumlar bilmiyorum. Ki bu arada bu kız sahipsiz değil. Çok güzel bir anne, çok güzel bir eş ve çok güzel bir akraba, dost. Çok güzel bir kuzen mesela. Çok güzel bir kuzen. Kuzen açısı, kuzen, bacı. Çok iyidir. Feride çok yeterli bir insan. Çok kaliteli. Donanımlı, çok cömert. Bir kere elinde olan her şeyi sonuna kadar verebilen, kötü gün dostu, iyi değil, kötü gün dostu. Ben Feride'yi çok seviyorum, çok değer veriyorum. Evet, az görüşüyoruz, öyleyiz, böyleyiz, şuyuz, buyuz ama hayat... Ama az görüşüyorsa şu anlamda görüyor kuzum, kuzi mesela... Çalışıyorsun şu an. Anladın mı? Sabah gidiyorsun, akşam geliyorsun. O yönde mesela eskiden sık geliyordun. Hatırlıyorsun, minnak bir evim vardı. YouTube'a daha yeni başlamıştı. Ama mutluyduk orada. Gelip böyle mesela yatağın köşesinde otururduk. Ya da o küçücük mutfakta yerdik, içerdik. Unutmuyorum ya. Gerçekten bu arada Miram'ın sütünü ısıtıyor. Burada da böyle. Dur, ben bir elimi ısıtayım. Yok ki artık. Bu evet. Soğuğa ne dayanır? Yine de uyudu ya. Uyusun. Şuraya güneşin önüne de koyacağım böyle. Böyle arkadaşlarım. Benim tabağım gitti. Nigar hala kahvaltısına devam ediyor. Devam edemiyorum ki konuşmaktan. Ama karnım aç. Böyle ben nedense ben fazla şey yapamadım. Sabah Şahin'le şu kadarcık minnacık bir top. Sen yalan söylüyorsun. Sen kocanla kahvaltı yaptın bence. Yok, gerçekten öyle. Yok valla bak. Kahvaltı hava önümüze bak şimdi, geldi. Yemin ederim bak, sana yalan söylemiyorum. Bak şu kadar bir ekmeği Şahin'e tost yaptım. Şu kadarcık bir şey yaptım. O da benim ya, parçamı da Şahin yedi. Gitti. Anladın mı? Ondan. Hadi bakalım şunu soğutmadan bari içeyim. Yani çok iyisin, mükemmelsin, falansın filansın. Gidemedik, gidemedik, gelemedik. Bazı şeyler sebep oldu ama... Oluruz kuzey, fark etmez. Çoğumsuz var, dibinde var. Devam ediyorum. Teşekkürler. Kahvede gidiyordu, haberin yok. Ama daha yarı fincanda ya. İnsanların yani. Da bu kadar kabalığı. Hele hele. Güneş çok güzel de ağacın arkasına gitti. Şimdi kuzi kim?
cool kız. Kuzum benim cool. Cool. Konuş konuş. Ben yarım biliyorsun kes. Süslü konuş. Konuş konuş yarım kes. Yok benim süslü konuşmaları sen süslü sevmezsin. Konuşma, yok ki bende. O yüzden benimkiler de sana fazla geliyor. Ağır geldi galiba. Bu kadar sevgi gösterisi sana fazla geldi. Seni seviyorum, iyi ki varsın. Her zaman bekleriz tatlım. Canım benim. Hadi bakalım. Öptüm. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi çıktık. Nigel lavaboya gitti. Onu bekliyorum. Buradan böyle yürüyeceğiz. Nigel beni eve bırakacak. Çünkü bugün akşam kayınvalidem gelecek ya. Dün balık aldım. Bugün annemle konuştum. Saat 6'da Nigel demiş. 6'da Şahin gelir sizi alır dedim. O da tamam dedi. Zaten evim temiz. Balık da dün tuzladım. Şahin akşam gece tuz getirdi. Onu hemen 5 gibi kızartmaya başlarım. Salata, ne bileyim bir şeyler hazırlarım. Öyle bir otururuz. Akşam yemeğini yeriz. Gece de annemi tekrar Şahin bırakır. Ya da kalmak isterse de kalır. Bakalım duruma göre. Evet, belki de kalabilir yarın. Hafta sonu olduğu için. Zarife'nin de abisi falan gelmiş. O da diyor ki vallahi diyor çok üzgünüm diyor. Hem arasın diyor hem senin doğum gününüz iptal. Dedim ben zaten kutlama taraftarı değildim ama. Böyle arkadaşlar. Haftaya da saçlarımı falan şey yaparım. Hadi Migoşum. Güzel bir yer. Kemer'de yaşayanlar. Deniz Kafe. Bana da zaten Şahin tavsiye etti. Güzel bir, temiz bir yer dedi. Öyle. Hadi Nigoş. Şimdi motora binme çabalarımız var arkadaşlar. Ben Miram'ı aldım. Pusat'ı yanıma sıkıştırdım. Seni affetmediğim konuları anlatma. Seni affetmediğim konular çok yemin başka. Yemin ederim var ya, bugün bana bir şey olursa bilin ki aha bunun yüzüne. Geber. Gitti geldi vurdu. Sen beni. Dedi. Instagram'a bilerek kendini güzel çektin, beni şöyle çektin. Öyle. Güzel çektiğin konuları koy. Arabayı da önüne koymuş, sanki araba sürecek. Araba motoru sürecek. Dur halledeceğiz o işi. Neyse ben yerimi aldım. Yaren'in Miram'ı sıkıştırdım. Aradaki farka bir baksana. Kuzu koyabiliyor mu? Koyarım. Sen onu dert etme. Şimdi de. Gidiyoruz. Bakalım. Şapkamı da takıyorum arkadaşlarım. Ben memnun değilim bu durumdan bu arada. Neden? Öyle. Ne oluyor? Sen anladın. Hani kızlara söylemesen bile sen anladın. Vallahi biliyorsun. Bugün taktı bana arkadaşlar. Yok burnunu yaptın, yok şunu yaptın. Onun da dışında. Gene ne yaptım? Sen var ya sen. Ben gene ne yaptım sana? Ah bunun tekerleği buraya sığmıyor. Kuzi ben onu elimle tutayım istersen. Mümkün elimi. Değil. Vallahi bak. Nigar'a çok ısrar ettim ama girmedi. Gideyim eve dedi. Eve gitti. Dün getirdiğim naneleri şuralara şey yaptım. Hatta birazdan bunları sulayayım da ölmesin. Bakın her tarafa rastgele şey yaptım. Şurada geçen suladı ya Salih abi, kendini toparlar. Hadi bakalım. Uş, eve mi geldik biz? Eve mi geldik? Şuradakinden korkum yok çünkü bu sürekli su damlatıyor. Böyle. Şimdi arabamızı altta bırakıp seti alıp çıkacağım. Bu arada annem gelene kadar şu saksıları da hallederim şimdi. Hadi gel. Hoppa. Tıkır tıkır kızıma. Gel bakalım. Nigar'la dışarı çıkmamız inanın hem benim için iyi oldu hem onun için iyi oldu. Bayağıdır zaten bir araya gelemiyorduk. Dediğim gibi kaç defa işte plan yapıyorduk ama bir türlü nasip olmuyordu. Bugün iyi oldu. Birazcık nasıl desem. İç dökmeli, işte dertleşmeli. O kadar artık şeyler birikmiş ki arkadaşlar. Mesela o anlatıyor. İster istemez gözleri doluyor. Ben anlatıyorum böyle. Çok şükür hayatımızda olumsuz şeyler yok ama... Geçmişle ilgili öyle söyleyelim, işte yaşadıklarımızla ilgili birazcık duygusal anlar yaşandı ama ona rağmen güzeldi. Şimdi bu arada üstümde görmüş olduğunuz sweat'i daha yeni aldım. Artık böyle kışlık pek bir şeyim kalmamıştı. Böyle kapşonlu, Waikiki'den aldım bu arada. Bir
İki tane daha aldım. Onu da şimdi göstereceğim. Böyle gri seçtim. Yer vardı mı acaba? Birazdan motorun üstünde olduğu için aramayacağım. Biraz daha vakit geçsin. Ararım. Gideyim ben şimdi diğerini de göstereyim arkadaşlar. Yemeğim zaten, daha doğrusu menüm belli. Saat 3.30, 6 gibi annem gelecek. Balığı tuzlamıştım. Salatalar falan birazdan yaparım. Bir tane havuçlu salata yapsam mı? Kayınvalidem bunu seviyor. Ne oldu kız? Evet, bir tane az olsa da havuçlu salata yapayım. Annem onu seviyor. Bir de yeşillik, böyle işte mevsim salatası yaparım. Nedir? Turptur, odur budur. Balığın yanında ne güzel, yani en güzel ne gider? Yeşillikler gider. Başka işte çorbaymış, odur budur. Genelde kayınvalidem balığın yanında şey, bulgur pilav yapıyor ama bulgur pilav olunca onu yiyorsun, balık kalıyor. O zaman yapmayacağım. Şahin de gelirken ekmek ve içecek alır. Öyle bir günümüzü hep beraber şey yaparız. Hadi bakalım, ben şimdi diğerini de göstereyim arkadaşlarım. Böyle gri. Şimdi gideyim diğerini giyip geliyorum. Ve böyle şunu da koparayım da. Geçen bir videoda etiketli gezmiş. Neyse, bir tanesi de böyle, bu kapşonu falan yok. Bu şekil pembiş, biliyorsunuz seviyorum. Yüzüme de gidiyor gibi böyle. Bir tane de bundan aldım arkadaşlar. Böyle üstüne hemen geçir çık diye. Fiyatları uygun gibiydi. Hatta bir tane şey hırka aldım. Hırkanın fiyatına şok oldum. 99 lira. Uzun zamandır böyle 99 liraya pek de bir şey görmek mümkün değildi. Güzel, böyle açık değil. Hoşuma gitti. Böyle pantolonların üstüne. Tight'ın üstüne biraz açık olur ama zaten tight genelde giymiyorum. Giysem de uzun tuniklerle giyiyorum. Böyle pantolonun üstüne bence iyi oldu. Şimdi bir hırkam var. Onu da göstereyim. Ondan sonra şöyle hırka 99 liraydı arkadaşlar. Böyle gri rengi de vardı ama pembiş favorim olduğu için bir tane de böyle hırka aldım. Hatta üstümde de kalabilir diye düşünüyorum. Şimdi farklı iş yapacağım. Bir tane şöyle içimde siyah tişört aldım. Geçen dolabıma baktım, böyle şey yapıyordum, inanın pek de bir şeyim kalmamıştı açıkçası. İki tane eşortman takımı vardı. Vallahi böyle poşet geçirdim. Dün böyle poşetledim ben bunu. İyice tuzunu falan alsın. Balkonda kızartacağım zaten. Bunu tekrar şeye koyayım. Şurada sabah şahane tost yapmıştım ya, tost makinesini geri yerine kaldırayım. Ufaktan şu mutfağımı bir toparlayayım. Evin geri kalanı zaten temiz. Böyle. Şurada da incirlerim var ya. Ben dolapta tutuyordum da geçen Zarife'ye gittiğimde çayla. Ben şimdi kabağa koyayım. Evet, görmüş olduğunuz gibi ben mutfağa geçiş yaptım. Şimdi ne yapıyorum? Patates kızartıyorum. Ne alaka bilmiyorum ama kızartıyorum. Yeşilliklerimi hazırladım. Şimdi salata yapacağım. Ondan sonra şu havuçlu salatamı hemen yapayım. Balığı kızartacağım birazdan. 5'e 20 var. Nerede beni soyacak? Şahin getirir birazdan. 5.30'da yareni alacak. Daha sonra işte annemi gidip getirecek. En sona balığı bırakacağım. Böyle. Siz neler yapıyorsunuz? Gerçi beni öğlen 2'de izlediğiniz için belki yemek yiyorsunuzdur ya da keyif yapıyorsunuzdur. Böyle. Yukarıda çamaşırlarım var, makineye atmıştım. Daha fırsat bulamadım, çıkamadım. Ama çıkacağım şimdi. Şu balığımı da halledeyim de. Kabak koyacaktım, inanın. Mira'yla birazcık ilgilendim. Bugün fizik tedaviye gitmedik ya. Şey olmasın diye. Bu hareketleri evde yaptım. Ondan sonra cima. Şimdi ne bileyim.
O hareketler işte evde yapınca biraz zaman ona gitti. O yüzden şey olmadı yani. Şimdi bunu da hemen yapayım, koyayım. Kalsın, aradan çıksın. Allah. Bir gün şu rendeden elimi götüreceğim ama ne zaman bilmiyorum. Nigar'la konuştum, evi varmış. Böyle. Miran sesini duyuyor musunuz? Patatesleri artık çıkarabilirim. Saksıları da değiştiremedim. Bazen böyle dediğim şeyler yapamıyorum ya. Önden söylediğim şeyler olmuyor. Ya tesadüftür ya da önden söylememek gerekiyor. Değil mi? Evet, bitti. Buna salatalık falan aslında koymayacağım. Çünkü salatalık zaten salata yapıyorum. O nedenle Allah'ım kırmızı koymak istemedim. Belki lahana birazcık koyarım. Beyaz lahana, ama dökme Feride, dökme. Şahin'e söyle ki bir de içecek alacak. Bugün de öyle. Nigar'a da söyledim aslında, çok şey yaptım, ısrar ettim. Kal, yemek falan yeriz. Ama işte anne. Aras evdeydi ya. O yüzden hem görümcesi rahatsızmış. Sevim teyze de galiba rahatsızmış. Onu da daha sonra geçmiş olsun diyeyim de. Tuz, 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 tuz. Şöyle tuzunu alsın diye. Evet, bunu da bir kenara koyalım. Tavaya hazırladım şunu. Sosum vardı. Karıştıracağım galiba. Şimdi yeşil salatayı da yapayım ben. Şöyle bunu hemen karıştıracağım. Belki dediğim gibi beyaz lahana eklerim. Şurası berbat bir durumda. Kim arıyor? Ablam arıyor. Ben şimdi 2 dakika bir ablamla konuşayım. Ondan sonra Cima. Hem ablamla konuşurum hem buraları devam ederim. Göster, yaptıklarımı gösteririm sonra. Evet, salata işlemi bitti. Şimdi balkona tüpü koydum. Üstüne tavayı koydum. Yağımı koydum. Şimdi balıkları kızartmaya başlayacağım. Saatlerimiz 5'i 10 geçiyor. Tam da olur. Ay. Hızlı hızlı yetiştireyim diye nefes nefese kaldım şu an. Şöyle. Buna salatalık falan koymadım. Lahana da koymadım. Dereotu ve yeşil soğan koydum. Bu da böyle yeşil salatam. Yeşillik. Bol yeşillikli. Patates, maydanoz, işte tere midir, roka mıdır o. Turp, soğan. Bunlar burada hazırda beklesin arkadaşlar. Şurada 3-5 bulaşık birikti. Onları makineye atarım, sıkıntı değil. Burada balığımız var. Balıkları da kızartayım hemen.
aradan çıksın. Güzelce tuzunu almıştır diye düşünüyorum. Bizim Şahin'e kalsa buna bile tuz koydurmayacak da. Hadi bakalım. Şimdi bunu alıyorum. Unu da alayım. Balkona gideyim. Bunları da kızartayım arkadaşlar. Parmak izlerini göstereyim mi size arkadaşlar? Kış! Kış! Bakar mısınız? Bakar mısınız? Nasıl göreceksiniz? Heh, görüyor musunuz? Bu kızın eseri. Ya Allah! Şu balıklarımı da kızartayım da ondan sonra içeri geçelim. Benim prensesim geliyor. Prensesi. Prensesi. Ben de ilacı da aldım. Tamam. Nereden buldun? Tamam. Ha? Yok. Yok. Hadi gelin. Anahtarım var değil mi bir tane? Tamam. Yarını aç. İçeri bırak. Evet. Balıklarımız kızardı. Efendim bir tanem. Şahin de gitsin annemi alsın gelsin. Duymuyorum seni. Şu an seni duymuyorum. Hop son balıklarımızı atalım. Ben masayı hazırladım. Şahin de annem almaya gitti. Elimi yaktım ya balık. Balığın yağı şey oldu. Şöyle bir güzel nar gibi kızarttım. Bu şekil. Şimdi bir tek annem gelsin. Ondan sonra cimada yemeğimizi afiyetle yeriz. Çatalımızı da koyalım. Güzel bir akşam bizim olsun inşallah. Hepimiz onun olsun da. Bize de afiyet bal şeker olsun. Hanım odada tabur şey koltuklar var ya Mira ile Yaren'in. Oradaydı kızım ya bu sabah. Ay neyse biz yemeğimizi yedik. Şimdi sıra çaya geldi ama çayı oturma odasında içeceğiz. Annem burası serin dedi. Şimdi şöyle hazırladım bir şeyler. Tamam giderken vereceğim onu. Dedim ya oralardadır diye. Şimdi çayları doldurayım içeri geçeyim. Şurada şey bayat ekmekler var. Onları da anneme vereyim. Tavuklara götürür. Efendim bir tane. Ne? Allah ne büyük olay. Buralar bu şekil. Masa falan duruyor. Annem limon getirmiş. Bir de benim tartımı getirmiş ama tartı bozulmuş. Onu şey yapacak. Götürüp üstüne tüp koyacakmış. O yüzden bozulmuş. Şöyle bana limon getirmiş sağ olsun bahçeden. Çay götüreyim sonra gelir buraları toparlarım. Böyle arkadaşlarım. Annem bu arada içeride Yasin okuyor. Şimdi ben de sürahiyle su götüreceğim. Ona da okusun. Çocuklara içeririm diye. Annemin gülüşü de nasıl değil mi? Şu
Şunu da doldurayım şimdi. Şey olsun. Nedir onun adı? Çocuklara veririm. Yaren kardeşini paylaşamıyor. Ya of. Düşme kız. Hele bakalım. Düşme diyorum sana. Dur. Kardeşini paylaşamıyor arkadaşlar. Ne oldu bir tanem? Battaniyeyi yukarıda vereceğim giderken. İçeceğim tabii ki bir tanem. Niye ben mutfakta oturacağımı mı düşündün? Ha bebeğim? Bir tanem. Mutfakta oturacağımı mı düşündün? QR kod nedir? Ne için? Bugün İngiliz bardağın yok. Uyar mı? Cevap vermiyor bana. Yuu. Tamam. 2 gün sonra doğum günüm biliyorsun değil mi? Gideyim anneme de söyleyeyim. Annem diyor ki aklımda diyor sana diyor motor almak vardı ama diyor birazcık beklemen lazım dedi. Şu an dedi başka bir yere harcamam falan var. Ben dedim neyse dedim aklınızın bir ucunda kalsın da. Ama sana duyuruyorum. 2 gün sonra bir tanem. Allah çaylar dökülüyordu. Sen şu tepsiyi alsana ben de şey yapayım. Şimdi internete bağlayayım hemen geliyorum. Annemin telefonuna. Ha. Sen ne istiyorsun? Bunu al götür önce sen. Ben Süreyya'ya su doldurayım. Okusun. Hadi. Bunu lan çocuk. Annemin oraya götürsen ben de şey yapacağım. Süreyya'ya su dolduracağım bir tane. Yaren'im kapıyı açana babaya. Tamam. Bunun altında şuna doldurayım da kaynasın. Sen onun WhatsApp'ın bu şey internetin şifresini değiştirsene bir tanem ya. Gelene gidip şeyin arkasına şey yaptırıyoruz. Hadi bakalım. Birazdan da geleyim mutfağımı toparlayayım. Hühü. Hühü. Şunlar da yukarıya çıkacak. Hühü. Bugün neftilik yapamıyoruz anne, seninle neftilik. Benim telefonumdan kurdumu beş vallahi. Tamam annem. Anne şunu götürebilir misin annem? Nereye? Nenenin oraya geliyorum ben şimdi. Hadi. Aferin benim bal kızım. Masanın üstüne koy geliyorum. Hadi. Tamam mısın? Kanka. Ha? Bir tanem şu şeyi dedi bir deneyelim mi? Ne? Tamam neyse. Ne? Arayacak mı? Yok yok kalbi bitireyim hele yüzünde canlı açacağım. Kime canlı? Yaşar geldim şu annene gideceğim burada tamam. Süt seninle koşacağım. Tamam nereye koydun tepsiyi? Burada. Tamam. Hadi bakalım. Burada. Hadi gel. O telefonu get adam fotoğrafları. Ha telefonu neredeydi? Annemi şimdi yolcu ettim. Mira'yı yatırdım. Yaren'i de göndermiştim aslında babasıyla ama tekrar getiriyor. İşi varmış çünkü. Annemi bırakacakmış oradan. Bir arkadaşıyla buluşacakmış. Ya gel annem gel. Tamam bak. Ne yapıştırmışsın sen buraya? Ha? Şimdi gelecek baba kızım. Ölürüm ben sana gel. Ne yapacaksın? Instagram'dan öleceğim. Süleceğim mi? Annem tamam tamam ağrı doğru toparlayayım hadi. Hadi bakalım. Tamam annem ağlama şimdi. Şuraları bir toparlayayım arkadaşlar. Şunu annem okudu. Şuradaki çerez merez vardı onların hepsini anneme koydum. Çayla içer diye. Şimdi bak ağlamam gereken benim çünkü bir sürü işim var ama ben ağlamıyorum. Şuranın ışığını kapatayım burası en son. Zaten bir şey yok burada şu yukarıya çıkacak o kadar. Asıl bomba burası. Ya annemler içeri geçti. Şimdi burayı toplamaya kalksaydım annem içeride olacaktı. Dedim neyse dedim göndereyim. Ondan sonra rahat rahat yaparım. Yani hem anneme de ayıp olmaz. Çünkü onu bırakıp
şey olmaz yani. Hadi bakalım. Şimdi anneciğim. Kızım. Hadi kardeşin uyuyor. Ay saati çarptı. Ben de buraları toparlayayım. Saat zaten daha erken. Kaç? 9 oluyor. Hemen şu mutfağı bir toplayayım arkadaşlar. Balık. Ay keşke bir tane balık vardı. Onu anneme verseydim ya. Atıştırdı. Bu arada şöyle bir probiyotik takviye edici gıda. Şöyle bir şey yazdılar Miray'a. Geçen yazmıştı. Şimdi bulduk işte. Yoktu eczanelerde. Haydi bakalım. Ellerinden öper mutfak. Ne oldu annem? Mutfağım bitti çok şükür. Bulaşık makinesini açtım. Şuradaki havluluğum düştü. Bu da soldu. Yarın değiştiririm artık. Fesleğeni buraya koyacağım artık. Ablam işçiğini salona götür, şey oturma odasına götürdüm. Bunu da yarından itibaren başlayıp vereceğim Miram'a. Şöyle kenardan koyalım, burada kalsın. Havluluğu ne yapıyorsam, ne yaptıysam da düştü. Şimdi şunu aldım. Oturma odasındaki orta sehpayı sileceğim arkadaşlar. Ondan sonra da bitti. Yukarıya gideceğim. Çamaşırlarımı asacağım. Şu da annemin getirdiği limon. Onu da şuraya koyacağım yarın. Kaldırırım. Balkona götürürüm, koyarım. Bu da tartım. Dedim yani bozuk. Pil yeri bozulmuş. Ay. Çiçekler bugün yine kaldı. Şuraya koyalım. Yarın onu hallederim. Şimdi bu arada bunu çok soruyorsunuz da çok beğenmişsiniz. Çok çok teşekkür ederim. Trendyol'dan almıştım ben. Şuraya da hatta yazabiliyorsunuz. Yani yazdırabiliyorsunuz. Ama ben yazdırmadım. Böyle daha iyi dedim. Kalsın böyle. Şimdi burası tamam. Burası da tamam. Yani burada da bugün burada oturulmadı çünkü. Bu niye kuruyor ki? Kuruma ya. Kuruma ya. Lütfen şu bir tanesini çıkarsak nasıl olur arkadaşlar? Belki iki tanesi fazlalık mı? Acaba suyu böyle köküne kadar götüreyim de belki tutar. Bakın kurudu. Yarın tozunu artık alırım. Burası bayağı bir döküldü. Yarın hallederiz. Şunu götüreceğim şimdi yukarıya. Pilim de azaldı yine. Şimdi seni buraya şey yapayım. Yarın seninle beraber çıkarırım dışarıya. Şimdi yapraklarınızı salıyorsunuz buraya maşallah. Elimde çok güzel nane koktu. Hadi bakalım. Bunu da şarja taktım. Yarın evi temizlerken lazım olur. Yarın üst katta birazcık işlerim var. Yarenim yukarıya çıktı. Ben oturma odasında topladım. Yarın zaten bütün gün Yaren buralarda olur. Okul yok ya. Şunu da bir silelim. Annemle işte konuştum az önce. Yani eve gittikten sonra gitti hemen sobasını yakmış. Şöyle. Bitti. Bir de Yaren'imin şu çantası yukarıya çıkacak. Ablamın çiçeğini buraya getirdim. Böyle burada kalsın, gözümün önünde olsun. Şunu da şöyle yapalım da sürekli şey oluyor. Yaren'im. Sen neden yatmıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu arada Yaren'i yıkamam lazım. Hadi bakalım. Hı? Senin? Sen sabah bıktın mı? Hangi hamur göreceğim? Böyle. O eski fotoğraf anneciğim. O da eski fotoğraf. Hayır. Ben Nigar teyzeyi görmedim ki. Instagram'daki bugünkü fotoğrafı gördüm. Diyor ki sen diyor hamburgerciye ne zaman gittin ki? Yarın seninle de gideriz, olmaz mı? Neyse arkadaşlarım, sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bugün bayağı bir yorucu gündü. Allah'a emanet olun.
Yarınki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.